105.836. Bunlar mı darbeyi yaptı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ arasındaki söylem benzerliği AKP'nin gündeminde. Nerede bir özgür gazeteci varsa, nerede bir hükümeti eleştiren biri varsa darbeciler buna tahammül edemezler. Nazlı Ilıcak niye hapiste? PKK ile de HDP ile de el ele kol kola, FETÖ ile de el ele kol kola. AKP'ye göre 2013'ten bu yana Türkiye'nin IŞİD'e destek olduğu, sorumluların Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de yargılanması gerektiğine yönelik söylemler ortaya atıldı. Bu propagandaları FETÖ'nün yaydığını düşünen AKP'li kurmaylar CHP'nin bu söylemlerle olan bağlantısını inceliyor. Yeter diyor. Bütün dünya duysun. Bütün dünya. Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. Hedefin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'nin Lahey'de yargılanmak olduğunu düşünen iktidar partisinde Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerden bağımsız hareket etmediği görüşü hakim. 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Kontrollü darbeyle OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz'un bir darbe olduğu iddiaları da mercek altında. Bu iddialara karşı yeni bir söylem üzerinde duruluyor. Bu yürüyüşü niçin yapıyoruz? Adalet için yapıyoruz. Milliyet gazetesi Serpil Çevikcan'ın AKP'li kurmaylardan aldığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşü de yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun güvenliğinden endişe eden AKP, yürüyüşün özellikle Sakarya-Kocaeli ayağına gelindiğinde alacağı hali dikkatle izliyor. Buradan itibaren işin şeklinin değişebileceği değerlendiriliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Servi de İstanbul'a yaklaştıkça güvenlik önlemlerinin iki katına çıkarılacağını yazdı.